Arkadaşlar, sizden gelen soruların ilkini daha önceki videomuzda paylaşmıştım. Şimdi ikinci sorumuza başlayalım. İkinci sorumuzda gene birinci sınıftaki bir arkadaşımızdan gelen bir soru. Klavyeden girilen herhangi bir sayıyı basamaklarına ayırıp her bir basamak değerini ve sayının kaç basamaklı olduğunu ekrana yazan C# programını yazın. Not: hazır string ya da çarp fonksiyonları kullanılmayacak. Girilen sayının basamak sayısı belli değildir. Örneğin bu 1 de girebilir. 1 milyar 816.847 de girebilir. Herhangi bir sayı girildiğinde program doğru şekilde çalışmalıdır. Örneğin 1, 2, 3 girilmişse programın ekran çıktısı 1 tane yüzlük, 2 tane onluk, 3 tane birlik sayı 3 haneli şeklinde bir çıktı verecek. Hemen kodumuza bakalım. Program CS. Program kodumuz şu. Hemen bakalım değişkenlerimiz ne? Sayı, basamak sayısı ve geçici bir alan oluşturuyoruz. Sayı girişini bir etiketle başlatıyoruz. Etiket yapmamızın sebebi şu: eğer istediğimiz şartta bir sayı gelmezse, örneğin eksi bir değer girebilir ya da 1, 2, 3, 4 değil de ABC yazabilir. Dolayısıyla sayı girişinin tekrar edilmesi gerekiyor. Basamaklarına ayıracak sayıyı girin. Biz S değişkenine stringini aldım. Burada bir videomuz var. Şu fonksiyonun nasıl çalıştığı ile ilgili ayrıntılı bir anlatım var bu linkte. Oradan dilerseniz izleyebilirsiniz. Ama mantık şu: aldığım S değişkeni, string değerini verdiğim integer değere atamaya çalışıyor. Eğer atayabilirse true, atayamazsa false değer döner. Hemen bakalım. Şartımız neymiş? Eğer döndüremezse veya sayı sıfırdan küçükse veya sayı integer'ın alabileceği maksimum değerden büyük ise o zaman hata ver. Girilen değer hatalıdır diye ve sayı girişine programı tekrar yönlendir. Buradan tekrar kodu çalıştır. Bunu hemen görelim. Örneğin hemen programımızı çalıştıralım. Burada ne demek istediğimizi hemen görelim. Örneğin bak, bu integer kabul edilebilir bir sayı değil çünkü içinde harf geçiyor. Enter'a bastığımda girilen sayı bakın tekrar başa geldi. Tekrar başa geldi. Bunu sağlıyor bu program, bu kod. Ve bunu yaptıktan sonra aldığım sayıyı temp'e geçici alana alıyorum. Bunun sebebi şu: bakın arkadaşlar, basamak sayısını temp'i her defasında 10'a bölüyorum. Eğer 10 sıfırdan büyükse basamak sayısı demek ki en az birden büyüktür. Ve temp alanını 10'a bölüyorum. Basamak sayısını 1 arttırıyorum. Bu ne demek? Şu basamak sayısı BS diyelim. Sayımıza atıyorum. Şöyle bir sayı girdiğini farz edelim. 10'a böldüm. 10'a böldüğümde ne çıkıyor? 987 çıkıyor sonuç. Basamak sayısını 1 yaptım. Tekrar 10'a böldüm. 98 çıktı. Basamak sayısı 2 oldu. Tekrar 10'a böldüm. Basamak sayısı 9. Basamak sayısı 3 oldu. Tekrar 10'a böldüm. 0. Basamak sayısı burada bir şey artmayacak. Niye artmayacak? Çünkü ben eğer sıfırdan büyük ise diye şart koyduğumdan dolayı basamak sayısını 1 arttırmayacak. Bu son adımdaki arttırmamasından dolayı burada while döngüsünden çıktıktan sonra basamak sayısını manuel olarak elle kendim bir arttırıyorum ve basamak sayısını diyorum, girilen sayının basamak sayısı şu kadardır diye ekrana yazıyorum. Sayının basamaklarını da oluşturalım. Sayının basamaklarını oluşturmak için öncelikle yüzlük, binlik, onluk diye bir isimlendirme istiyordu. Hemen basamak at diye bir değişken tanımladım. Ve basamak sayısını şöyle buluyorum. Basamak sayısı kadar for döngüsünü çalıştırıyorum. Integer'ı basamak sayısının bir altında başlatıyorum. Bu şu demek: basamak sayısı 4 ise ben integer'ı 3 ile başlatıyorum. 3 üzeri 10 üzeri 3 eşittir 1000. Yani tam bir 1000'lik ortam oluşuyor bu 4 için. Dolayısıyla ben hemen kuvvet alıyorum. 10 üzeri 3 1000 ediyor. Burada integer 1000 oldu. Ve bir sonraki adımımız basamak ismini bulmak.
Integer eğer 9 ise, yani 10 üzeri 9 milyarlık, 10 üzeri 8 100 milyonluk, 10 üzeri 7 10 milyonluk, 10 üzeri 0 birlik şeklinde basamak adı verdikten sonra bunu ekrana yazıyorum. Diyorum ki 0 pov değeri. Bu pov değeri neydi? Sayıyı bölmüştüm. Örneğin 4813'tü. 10 üzeri 3 1000, 4813 bölü 1000 4 çıkıyor. 4 tane binlik var demek ki. Bunu yazıyor ekrana. 4 tane binlik var. Ve sayının bine modunu alıyor. Şu 9876'nın mod bini kaç kalıyor? 986. Artık bizim sayımız 986. Tekrar buraya geliyorum. İyi bir arttırıyor. Bir eksiltiyorum. Yüzlük basamağa geldi. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tekrar mod 10 alıyorum. Mod 10'u aldıktan sonra bu sefer ne kaldı? 86. 8 tane. Bunu da 10'a böldüğümde 8 oluyor. 8 tane 10'luk. Tekrar mod 10 alıyorum. 6. Ne oluyor bu sefer? 0. 10 üzeri 0'a geldiğinde artık 6 tane birlik oluyor. Hemen görelim onun sonucunu da. Şu şekilde. Programı çalıştıralım. 58.463. Enter'a basıyorum. Girilen basamak sayısı 5. 5 tane 10 binlik, 8 tane binlik, 4 tane yüzlük, 6 tane 10'luk, 3 tane de birlik şeklinde ekran çıktısını alıyoruz arkadaşlar. Özellikle sınava girecek arkadaşlara sınavlarında başarılar diliyorum.